bugün aslında çok da fazla alışkın olmadığınız bir şey yapacağım arkadaşlar sizlere. Avrupa'nın çeşitli kentlerinden yapmış olduğum kozmetik alışverişlerini sizlerle paylaşacağım. Özellikle benim seyahatlerim esnasında çok fazla mesaj alıyorum hemcinslerimden bu konuyla ilgili. İşte oralara gidiyorsun, alışveriş yapıyor musun, neler alıyorsun bizlerle paylaş diye. Yani beni tanıyanlar aslında bilirler. Ben çok fazla böyle alışveriş odaklı bir seyahat eden insan değilim. Ama yine de gittiğim yerlerde ufak tefek şeyler almayı çok seviyorum. Özellikle kozmetik konusuna aşığım. Kozmetik derken hani makyaj eşyası falan düşünmeyin. İşte duş jelidir, bakım kremidir, saç kremidir, saç maskesidir, el kremidir vesaire, yüz kremidir, yüz maskesidir, yüz serumudur. Bunlara bayılıyorum. Ve Avrupa'da gerçekten düşük bütçelere epey bir şey almak mümkün bu konuda. Artık bunu çok iyi tecrübe ettim. Yani öyle yüksek bütçelere de gerek yok. Yani böyle 1 euroya, 1,5 euroya, 2 euroya, 3 euroya. Yani 10 euroluk bir şey çok fazla görmedim. Özellikle Avrupa'daki düşük bütçeli kozmetik marketlerinde almanız mümkün. Almanya'da da Drogmarkt'tı galiba. Drogmarkt'tı. Yani yanlış söylüyorsam özür dilerim gerçekten herkesten. Yani DM diye yazılıyor. Sadece Almanya'da yok. Avrupa'nın diğer şehirlerinde de zaman zaman sıklıkla da rastladığım bir kozmetik markası. Ve her şeyi de orada bulmak mümkün ve gerçekten çok ucuz rakamlara çok şey almak da mümkün. Neyse sözü şimdi fazla uzatmıyorum. Size aldığım şeyleri paylaşacağım, göstereceğim daha doğrusu. Sabırsızlanıyorum. Ben böyle belki de her kadın gibi şeye meraklıyım. Böyle işte Hindistan cevizi, çikolata, işte kakaodur, bilmem ne fındığıdır falan filan böyle deliriyorum yani onların kokusuna. Delirmeyen yoktur herhalde. O yüzden genelde böyle elim hep onlara gider. Böyle çiçekli, işte kremsi kokulardan ziyade böyle. Elim genelde işte onlara gider. Ve önce şampuanları paylaşayım. DM'nin bir markası var, Balea diye. DM'nin kendi markası olduğu için, yani o store'un kendi markası olduğu için çok çok ucuz fiyattı. Ya atmayayım şu anda, hani fişler falan elimde yok ama hatırladığım kadarıyla sizinle paylaşacağım. Galiba 1,5 euro falandı. Ben gittiğimde genelde bu Balea'yı almayı tercih ediyorum. Bunun birkaç işte çeşidi var. Hindistan cevizisi var, işte başka ne, bir pembesi vardı. O galiba çiçekli miydi bilmiyorum. Yani çeşitleri falan var. Bu sefer hiç denemediğim bir ürün, şampuan, macadamia fındıklı olanı aldım. Elim buna gitti arkadaşlar. Bakın şöyle. Balea'nın yaklaşık 1,5-2 euro civarındaki şampuanı. Bunun özelliği şeymiş. Saçı aslında besleyen bir şampuan olduğunu söylüyorlar. Açıkçası bundan kullanmadım. Çünkü fırsat olmadı. Buna daha gelmedi yani sıra. Çok da hemen de bitsin istemiyorum açıkçası. Biraz rölantiye alıyorum böyle bu tarz güzel kokan şeyleri. Ama saçı onaran bir özelliği varmış. Öyle yazıyor. Saçı nemlendiren bir özelliği varmış. Üstünde yazdığı kadarıyla. Fındıklı bir saç şampuanı. Ve gerçekten harika kokuyor. Çok güzel kokuyor. Bir de tabii bunun arkadaşlar saç kremi var. Bu da aslında aynı marka ve aynı özelliklere sahip. Ambalajı farklı. Demin anlattığım şampuanın saç kremi. Yine bu da 1,5-2 euro civarındaydı. Bu da saçı nemlendiren, saçı besleyen, saçı onaran bir saç bakım kremi. Açıkçası saç kreminin kokusu şampuandan biraz daha yoğun ve biraz daha güzel. Ama ben bunun, yani bu çeşidini kullanmadım ama Balea'nın bu şampuanların diğer çeşitlerini kullanmıştım. Oldukça da iyi. Fiyata baktığımızda, verdiği faydaya baktığımızda oldukça güzel bir ürün bence arkadaşlar bu. Ve bir de yine aşık olduğum bir ürünü paylaşacağım. Bunu orada denedim. Hatta Almanya'da aldığımda duşlarda bunu kullanmıştım ve bitti arkadaşlar. Bu videoyu çekeceğim diye atmadım abi. İçi boş. Ay harika kokuyor. Harika. Garnier'in. Garnier'in yine Kokos Milk. Hindistan cevizi ve macadamia fındıklı bir şampuanı. Efsane. Ben bunu ilk kullandığım andan itibaren etkisini hissettim. Saçı o kadar güzel yumuşatıyor ki, o kadar güzel besliyor ki. Benim saçlarım biraz kuru yapıda. Bir de her gün işlem gördüğü için aslında çok çabuk yıpranıyor. Bir de kuaförlerim kanaldaki bana çok kızıyorlar. Çünkü ben her gittiğim yerlerden böyle farklı farklı şampuanlar aldığım için, sürekli şampuanımı değiştirdiğim için. İşte mesela bir şampuan kullanıyorum, bitiyor ya başka bir şampuana geçiyorum. Bitiyor başka bir şampuan. Hani yılın içerisinde böyle hani 100 tane falan şampuan kullanıyorum farklı. O da benim saçımı çok yıpratıyor. Ve bana kuaförlerimiz de çok kızıyorlar. Şeydan yapma bunu. Hani sabit bir yerde kal. Saçların çok kötü etkiliyor. Saçların yıpranıyor. İşte dipleri kuruyor vesaire. Böyle değişik değişik saçma sapan şeyler yaşayabiliyorum.
Ama bu şampuan Garnier'in gerçekten inanılmaz derecede saçı besleyen bir ürünü. Eğer giderseniz bunu almanızı tavsiye ederim. Bu da yaklaşık 2-2,5 euro civarındaydı. Yani 60 olmayayım ama yine çok büyük bir para değildi. Ve geldik inanılmaz bir ürün. Bakın bu her şeyin ötesinde. Deminki şampuanın saç kremi ama yani bak şurada kakao çekirdeğinin fotoğrafı var ya. Gerçekten kokusu nasıl biliyor musunuz bunun? Yani bir süt düşünün. Sütün içerisine böyle yoğun şekilde gerçek kakao koyuyorsunuz ve karıştırıyorsunuz. Nasıl kokar? Veya sıcak çikolatanın kokusu nasıldır? Biraz da böyle tatlı bir çikolata kokusu da vardır ya. Ay, inanılmaz bir şey. İlk bitirdiğim ürün buydu. Ya 3 tanesini bitirdim. Bir tane kaldı elimde, o yüzden onu gıdım gıdım kullanıyorum. Yani kullanmaya başladım. 2 kez falan kullandım galiba. Bitmesin diye böyle çok az sürüyorum. Yine Garnier'in bir ürünü. Burada var mı bilmiyorum. Orada hani 2,5-3 euro civarında falan. Ve yine bir şampuan. Bu da yine Balea'nın, yani DM'nin kendi ürünü olan gayet ucuz bir şampuandı. Hatta bunlar tüpte olanlar çok daha ucuz oluyor. Hani yaklaşık 1 euro falandı veya 0,90 gibi bir şey. Bunu da kullanmadım henüz ama üzerindeki bu kakao tozunun fotoğrafı beni o kadar cezbetti ki. O yüzden hemen tabii o sepetime, alışveriş sepetime girdi. Aslında çok yoğun bir kakao kokusu yok. Daha çok böyle el kremi gibi bir kokusu var. Ama yine de dediğim gibi bu da saçı besleyen, nemlendiren ve bakım yapan bir ürünmüş. O yüzden bakalım göreceğiz nasıl bir şey. Yine benzer bir ürün ama bu sefer kakao vesaire tatlı, onlarla çikolata mısı, işte Hindistan cevizli bir şey değil. Yine Balea'nın bu sefer kolajen bombası şampuanı. Bunu da kullanmadım. Bilmiyorum, henüz işte tecrübe etmedim ama saçımızın bu tarz şeylere ihtiyacı var. Bu tarz takviyelere ihtiyacı olduğunu biliyorum. Kullanacağım bunu da profesyonel bir ürün kadar aslında faydalı olduğunu okumuştum internette. Dediğim gibi bunların fiyatları o kadar uygun ki ama verdikleri, sağladıkları fayda o kadar yüksek ki, o yüzden fiyat fayda oranına, şimdi ben bir ekonomist olarak nedense bu kozmetikler önümdeyken konuya böyle yaklaştım. Baktığımızda gerçekten çok hesaplı bir alışveriş oluyor. Kesinlikle bunlardan size tavsiye ederim. Efsane. Ve Türkiye'de de olan bir ürünü göstereceğim size ama açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben yani bunu kendimi bildim bileli bu ürünü, şimdi göstereceğim ürünü eczanelerde veya işte büyük kozmetik marketlerinde görüyorum ama hiçbir zaman almadım biliyor musunuz? Nedense böyle hani çok pahalı olduğu için bir tepki oluşturmuştum kendi kendime. Belki o saçma bir tepkiydi. Ama çok büyük yanlış yapmışım. Çünkü ilk kez Almanya'ya gittiğimde bunu denedim. Bakın şu, zaten gösterince hemen tanıyacaksınız. Bu çeşidi, yani bu ürün Türkiye'de var ama bu çeşidi Türkiye'de var mı bilmiyorum. Argan oil'li, argan yağlı bir ürün. Fas'ın argan yağı var içerisinde. Efsane fayda sağladı. Yani saçımı çok yumuşattı, çok güzel tarandı ve çok büyük fayda sağladım bundan. Eğer Türkiye'de görürseniz kesin alın. Ve geldik. Özür dilerim, bunu biraz ıslatmışım. Islandı içinde. Çantamın içerisinde bir şeyler patlamış. O yüzden bunun da işte ambalajı biraz havaya kalkmış. Bunu biliyorsunuzdur zaten, Schauma. Almanya'da yaşayan akrabalarınız varsa mutlaka hayatınızın bir döneminde Türkiye'ye gelirken bu şampuandan size hediye olarak getirmişler arkadaşlar. Ya ben küçüklüğümde, çünkü bize de gelirlerdi akrabalarımız Avusturya'dan, Almanya'dan ve bu şampuan markasından çok fazla getirirlerdi. Ben çok seviyorum çünkü gerçekten bu da çok inanılmaz derecede saçı yumuşatan, çok güzel bakım yapan bir onarım şampuanı. Çok fazla çeşidi var bunun da. Çok güzel kokuyor. İnanılmaz yoğun bir kokusu var ama biraz böyle parfümümsü de aynı zamanda. Kolajen Power. Yine Balea'nın bir ürünü. DM'nin. 1 euroydu arkadaşlar bu. Hiç kullanmadım bunu da. Hatta şimdi biraz kullanalım mı? Şey, saç bakım serumu. Bunu duştan çıktıktan sonra şöyle yaklaştırın bakın. Görebiliyor musunuz Balea'nın? Bunu böyle duştan çıktıktan sonra hafif nemli saça sıkıyormuşuz gerçi. Benim saçlarım şu anda nemli değil, kuru ama yine de size göstereceğim. Böyle jelimsi bir yapısı var. Kolajen power, yani kolajen yüklemesi yapıyor saça. Yani kuru şekilde uygulamak ne kadar doğru şu anda bilmiyorum ama bir bakalım. Videonun sonuna doğru da size etkisini söyleyeceğim. Yine saça bakım yapan, işte sürekli benim gibi sizde fön çektiriyorsanız, her gün ısı uygulanıyorsa saçınıza, muhtemelen fayda sağlayacak bir
üründür arkadaşlar. Böyle hoş da bir kokusu var. Yani onu söyleyeyim. Balea'nın ürünü ve hani çok ucuz olması sebebiyle de mutlaka bence alın, çantanıza atın. Hangi ürün? Heh, şu. Bunu Amsterdam'dan almıştım. Sevgili izleyenler, Ethos markası. Amsterdam'a gidenler bilirler. Ethos'ta oradaki işte hani Almanya'da DMN ise Ethos'ta da Almanya'da DMN ise Amsterdam'da da Ethos odur. Şöyle bir zoomlayalım bunu. Bir kozmetik markası, büyük bir mağaza arkadaşlar. Ethos'un da kendi şampuanları var, kendi saç kremleri var. Ben onları da denemiştim. Açıkçası çok fazla memnun kalmadım. Amsterdam'a giderseniz alın, çok ucuz. Hani 0.90 euro veya 1 euro, 1.5 euro falan civarındaydı ama benim saçıma onlar hiç iyi gelmedi. O yüzden almıyorum şampuanlı saç kremini ama bu saç serum değil de ne deniyor buna ya? Saç spreyi ama şey değil. Böyle saç tutuşu sağlayan bir sprey değil. Hani katı yapan, saça şekil veren bir sprey değil. Yine ısı koruması yapıyor. Ondan sonra saça vitamin falan sağlıyormuş. Yine duştan çıktıktan sonra bunu sallıyorsunuz. Hani Türkiye'de de var ya bunlar, kozmetik mağazalarında çeşitli işte şampuan markalarının da çıkarttığı bu sulardan vardır. Fön suyu falan diye geçer ya, öyle bir şey yani. Ha, fön suyu, tam doğru şeyi bulduk. Kokusu değişik. Yani böyle hiçbir şeye benzetemedim açıkçası. Neye benzettim kokusunu ya? Böyle bir parfüm desen değil. Böyle bir salatalık suyu gibi falan kokuyor. Değişik bir ürün. Bence deneyin. Anti-crit diyor sprey. Ben bundan çok memnun kaldım arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Bir de tabii saç maskelerim var. Aldım. Böyle küçük küçük görünce sevimli sevimli hepsini böyle çantama atıyorum. Birer birer. Bunlardan bir tanesi Balea'nın yine. Balea'ya takmış durumdayım. DM'nin markası Balea'nın. Bak şu ürünler, saç maskesi. Bunlardan 5-6 tane almıştım. Denedim hepsini. İnanılmaz güzel etki ediyor. Tanesi galiba 0.80 falandı. 0.70 de olabilir. Yani çok ucuz, çok uygun fiyata. İnanılmaz derecede fayda sağlayan bir kür. Saç kürü. Yine demin göstermiştim ya hani şampuan. Onun böyle saç maskesi mi diyelim. Yani çok bir saç kürü aslında. Mesela saçınızı yıkıyorsunuz. Hiç krem falan yapmıyorsunuz. Duruladıktan sonra bunu şöyle elinize sıktığınızda bir tane ürün aslında tam geliyor. Yarım kullanmayın. Bir ürün boyu şöyle. Onu saçınıza işte yediriyorsunuz. Sonrasında bir 5-6 dakika falan bekleyin. Duruladığınızda inanılmaz derecede... Ay! Bir dakika. Bundan önce de çünkü bir tane video çektim. Sabah bak yayınım vardı. Sabah 7'de yayınımı yaptım. Geldim eve bir tane video çektim. Bu ikinci videom. Yani kameralar, ışıklar falan. Biraz yoruldum tabii ki. Neyse, devam ediyoruz. Bu bir ürünü kullanın arkadaşlar kesinlikle. Saça yumuşaklık veriyor. Saçı kesinlikle besliyor. Saç tellerimdeki farkı yani ilk kullanımdan itibaren hissettiğim bir ürün. Giderseniz mutlaka alın. Ucuz bir şey. Ucuz yani. Çantanıza atın bunu. 4-5 bütün ürünlerim yere düştü abi. Bir dakika. Ve yine saç maskelerine, kürlerine bakmaya devam ediyoruz. Abi Express Kür. Yine şöyle Balea'nın ürünleri. Yine DM'nin kendi ürünleri. Bunlar da böyle 50 centti galiba tanesi. Açıkçası hiç kullanmadım. Bu Express Kürmüş. Yağlanmayı önerici kür diyor. Benim saçım çok yağlı değil. Nedense bunu almışım yani. Hiç hatırlamıyorum. Böyle elimi sokup dağıldırdığım için bunlar böyle bir büyük bir fanusun içerisindeydi. Orada aldığım için böyle bir ürün gelmiş elime. Yine de deneyeceğim yani. Saç yağlanmayı kontrol edici bir üründü. Çok ucuzdu yine. Fayda sağlar mı bilmiyorum ama hani almakta, denemekte fayda var. Yine buna benzer bir ürün. Bu sefer yine DM'nin galiba. Evet. Balea'nın. Yine iki tane almışım. Bunlar da saç bakım kürleri. Demin anlattığım gibi saçımıza sürüyoruz. Saçımızı şampuanladıktan sonra 5-6 dakika bekliyoruz. Sonrasında Wonderful Repair diyor. Express Cure diyor. Saçımıza yine çok fazla fayda sağlayacağını söylüyor. Ama yani kullanmadığım için henüz yani size yanlış bir bilgi de vermeyeyim. Ama dediğim gibi Balea'nın tüm ürünleri güzel ya. O yüzden giderseniz bence hiçbir zararı olmaz. Alın derim yani bunlardan. Bu sefer düştü. Bu sefer Glisin almışım. Yine iki tane. Neden çifter çifter aldım gerçekten bilmiyorum. Bu da Ultimate Repair diyor. Keratin serumuymuş bunlar da arkadaşlar. Yine deminki mantıkla saçımızı şampuanladıktan sonra sürüp kullanacağımız, şöyle bir yakından göstereyim bakın. Bir ürün Glisin.
Ve saç maskelerimiz devam ediyor. Balea'nın ürünlerine takmışım ben. Balea'ya çalışıyorum yani bu Almanya seyahatimde. Açıkçası ben bunun şampuanını denemiştim, saç kremini denemiştim. Ama bu maskesini hiç denememiştim. O yüzden bu ilk olacak benim için. Şampuanından ve saç kreminden çok memnun kalmıştım. Çünkü inanılmaz güzel kokuyorlar ve çok ucuz fiyattılar. 1-1,5 euro falan civarındaydı. Bunları daha önce görmemiştim. Belki yeni çıkarmış olabilir Balea bunları. O yüzden bunları da deneyeceğim. Argan yağları. Keratin yağı ve argan yağı. Özür dilerim. İkisi de argan yağı değilmiş. Haskın bir ürünü. Bu Türkiye'de var mı? Bakın şöyle. Bir tarafta şu argan yağı. Şu da keratin yağı. Açıkçası keratin yağını ilk kez duydum. Hani keratin bakımı falan vardır ya. Keratin yağını ilk kez duydum. Bunu denedim. Çok güzel bir saçı. Tavsiye ederim kesinlikle. Duştan çıktıktan sonra o nemli saça uyguluyorsunuz. Hepsini sakın uygulamayın. Yani bu birkaç kullanımlık arkadaşlar. Hatta bayağı bir gidiyor yani birkaç duşta. Sonra kullandığınızda da gayet yani verimli şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Şunu ben erkek izleyenlerime de tavsiye ederim. Argan yağı. Galiba bu Türkiye'de var ya. Bak şimdi hatırladım. Büyük kozmetik marketlerinde falan şuna rastlamıştım. Mesela bazılarının işte sakal problemi oluyor. Ondan sonra işte sakallarını yolan arkadaşlarım falan var. Böyle sürekli eliyorlar ve şuraları kelleşmiş oluyor. Bu argan yağı oralara sürüldüğünde de fayda sağlayan bir şey işte sakallara, bıyıklara falan sürüldüğünde. Sadece böyle kadınlar için değil yani bu ürünler bildiğim kadarıyla. Haskın bu ürünü. Hani Türkiye'de ne kadar bilmiyorum ama ben yurt dışından bunu galiba 1,5 euroya falan almıştım arkadaşlar. Eğer görürseniz denemenizde fayda var. Ve neyse çok şükür saçları bitirdik. Cilde geldik.